Bildiğiniz gibi Aydın'da hava sıcaklığı oldukça yüksek. Birçok kişi de iştahsızlık problemiyle karşı karşıya. Biz de işin uzmanına sorduk. Diyetisyen Büşra Nur Uçar sizler için anlattı. Şimdi öncelikle değinmek istediğim bir husus var. Kişiler yazın çok fazla terliyor. Sıvı ve elektrolit kayıpları mevcut. O yüzden öncelikle suyuna dikkat etmesini istiyorum. Biz normalde yetişkin bireylerde kilosu başına 35 mililitreden bir su gereksinimi hesaplarız. Fakat kişi ekstra fazla terliyorsa, spor salonuna gidiyorsa, çayı kahveyi çok fazla içiyorsa bu su tüketimini daha fazlalaştırabilir. Ayrıca özellikle yazın çok fazla terlediği için elektrolit kaybı da oluyor. Yani kişinin canı işte ayran, şalgam ya da soda çekebiliyor. Burada dikkat etmesi gereken sadece bir husus var. O da eğer kişinin hipertansiyon sorunu varsa, yani yüksek tansiyon sorunu varsa bunları gün aşırı tüketebilir. Yani sık tüketimden kaçınması gerekiyor. Ayrıca çoğu danışan bana şu şikayetle geliyor. Yazın evet iştahsızlığımız mevcut. Kilo veriyoruz ama kasımız gidiyor. Ya da çok fazla işlem olmadığından kaynaklı diyete uymam ekstra fazla zorlaşıyor. Ve yeterli protein aldığımı düşünmüyorum. Şimdi öncelikle kişinin işte evet azalıyor ama şöyle yapabiliriz. Daha serinleten, fresh öğünler yazıyoruz. Bu da ne oluyor işte sabahları daha çok işte smoothie tarzı tarifler oluyor. Yani mesela kişi yulaf kalsızı da hazırlayabilir. İşte yoğurt, yulaf, incir özellikle tam mevsimdeyiz şu an. O tarz şeyler tüketebilir. Ya da mesela sporundan çıktı. Böyle hem şeker düştüyse onu yerine koyabilmek adına ya da işte elektrolit kayboldu, soda içmek istiyor. Karışım yapabilir, onu tüketebilir. Burada dikkat etmesi gereken bir şey var. O da şu, eğer bir insülin direnci varsa ya da şeker hastası ise tabii ki sıvı formunu ve birden kan hızlı karışan formunu değil de karpuzu böyle bir iki üçgen dilim şeklinde yanına peynirle birlikte tüketimi sağlanabilir. Ve şöyle, mesela işte kişi proteini yeterli alamadı diyelim ve canı böyle daha çok salata tarzı tarifler çekiyor. O zaman ne yapabilir? İşte ton balıklı bir salata tüketebilir, tavuklu bir salata yapabilir ya da et tüketimi eğer sıkıntılıysa şey yapabilir işte bitkisel proteini yüksek bir işte nohutlu, yeşil mercimekli bir salata yapabilir. Yani hem yeterli protein almış olur, hem tüketimi zor olmaz, hem de sağlıklı olmuş olur. Şimdi şöyle, son öğün aslında kişiden kişiye farklılık gösterir. Yani kişinin yatış saati kaçsa genellikle ondan bir 2,5-3 saat öncesinde beslenmesini sonlandırmasını isteriz. Şimdi misal siz 2'de yatıyorsanız aslında 8-9'da yediğiniz bir akşam yemeği sizin için geç bir saat değil. Fakat kişi 10.30'da 11'de bir uykuya dalıyorsa tabii ki o saatte tüketimi sakıncalı. Öncelikle saat kaçta yatıyor? Bu önemli. Ve özellikle o saatlerde eğer çok geç kalacak olacaksa da çok ağır şeyler yememesini tercih eder. Özellikle karbonhidrattan zengin olmamasına ya da işte salata tarzı olsun biraz protein eklesin ve yemeğini öğünü sonlandırsın isteriz. Yani yatış saatine bağlı olarak aslında bu kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Peki ara öğünler hepimiz için gerçekten önemli mi? Yoksa yani, kişiden kişiye değişken mi? Şimdi şöyle, kişi eğer ara öğünü yapmazsa, misal çok az öğünle beslenirse o zaman metabolizmasını aslında yavaşlatıyor. Yani vücuda besin girmeyince otomatikman aslında insülinde dengesizlikler oluşabiliyor. Yani kişinin ara ara ve sık sık beslenmesini isteriz. Özellikle eğer düşük şeker problemi varsa, hipoglisemi atakları varsa kişi çok uzun süreli açlıklar çektiği zaman otomatikman ellerde titreme, ayaklarda titreme, işte baş dövmeleri, halsizlik yaşayabiliyor. Özellikle yazın dediğim gibi ter olduğu için, iştahsızlık olduğu için bu sorunlar daha da sıklıklaşıyor. O yüzden ne yapabilir? Ara ara sık sık. Hani çok öğünlerinde çok aşırı doyurucu bir şeyleri tercih etmesine gerek yok. Ama az az sık sık tükettiği sürece hem insülin dengeye giriyor hem de dediğim gibi bu şeker düşüklüğü problemini yaşamıyoruz kişilerde.